Sonuç itibariyle bunun sadece Türkiye'yi etkileyen, Türk insanını etkileyen, ülkemizi etkileyen bir sıkıntı ve bir kriz olmadığını, dolayısıyla bugün 150 euroya dolan bir poşet Fransa'da, Almanya'da 750-800 euroya doluyor. Dolayısıyla orada da %6-7 oranında dirlerin altındayken enflasyon %6-7 oranında 6-7 kat artmış bir enflasyon. %6-7 enflasyonla o kadar fark olmaz. 150 Euro'dan 600-700 Euro çıkmaz ve hesap hatası şöyle, var. Hayır, bunu, sonradan böyle bu açıklamalar sosyal medyada çok açık bir şekilde bunu şöyle Fransa'da yaşayan oradaki yakınlarımızdan hareketle daha önce 150 Euro'ya doldurduğum poşeti 750 Euro'ya doldurur noktaya geldim noktası gerçekten önemli. Çünkü bu dediğinizin olması için sonuç oradaki itibariyle, enflasyonun bahsettiğiniz %7 değil yani. %200-300 falan işte, olması gerekir. Hayır, %6 ile çarptığınız zaman zaten o rakam alırsınız. Yani %5 ile %5 ile çarptığınızda da alırsınız onu. %7'lere varan bir enflasyon, yani birin altındayken %7'lere varan bir enflasyonun 7 misli artış olarak karşına çıktığını tamam. Bence bunu, burada bir matematik şunun için söyleyeceğim. Hakikaten bu konuda gerçekten fiyat dengesi yönünden bakıldığında hem Avrupa'da bir sıkıntı söz konusu enerji fiyatlarında.